Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorular kitabımıza 6. testine devam ediyoruz. 1. sorumuz. Aşağıdaki görselde karbondioksit gazının atmosferdeki dolanımı verilirken yaşanan olaylar harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Resmimizde karbondioksit döngüsü verilmiş. Buna göre şıklardan giderek tek tek kontrol edelim. A şıkkı L ve M olayları atmosferdeki karbon miktarının azalmasına neden olur. L ve M olaylarına bakıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi karbondioksit ağaçlara geçiyor. Yine aynı şekilde havadaki karbondioksit suya geçiyor. Yani havadaki karbondioksit bitkileri ve suya geçtiği için havadaki karbondioksit yani atmosferdeki karbondioksit miktarı azalır. Doğru bu. B şıkkına bakıyoruz. L olayı fotosentez yoluyla karbonun üretici canlılara geçmesini sağlar. Doğru. Neden doğru? Bakın buradaki karbondioksitteki karbon fotosentez yapılması için bitkilere geçiyor. Bitkiler dediğimizde canlılar zaten üreticilerdir arkadaşlar. Bu da doğru. C'ye bakıyoruz. V ve Y olayları atmosferdeki karbon miktarını arttırır. Ve arkadaşlar buradaki bakın canlıların solunum yoluyla havaya karbondioksit vermez. Yine aynı şekilde ayrıştırıcılardan çıkan karbondioksit atmosfere karışarak buradaki miktarını arttırıyor. Yani bu da doğru. D şıkkına bakıyoruz. K olayı beslenme yoluyla karbonun tüketici canlılara aktarılmasını sağlar demiş. Burada yanlış. Çünkü K olayımız fabrikalarda kullanılan fosil yakıtların havaya karbondioksit vermesini gösteriyor arkadaşlar. O yüzden yanlış diyoruz. İkinci soru. Madde döngüleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalarda bazı maddelerin yazılması gereken yerler boş bırakılmıştır. Buna göre boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Tek tek okuyalım. Yeryüzünde sıvı halde bulunan suyun buharlaşma yoluyla gaz haline geçerek atmosfere karışması, atmosferde yoğunlaşıp yağış olarak yeryüzüne düşmesi diye devam ediyorsa arkadaşlar burada su döngüsünden bahsediliyor. O yüzden buraya su diyoruz. Canlı ve cansız çevre arasında fotosentez olayı ile atmosfere verilen solunum olayı ile canlılara geçen madde dolumu. Bakın solunum olayı ile canlılara geçiyorsa arkadaşlar bu da oksijen döngüsü. Döngüsünde yaşam için gerekli amino asit ve proteinlerin alınması için tüketicilerin vücuduna katılmadan önce amonyak, bakın arkadaşlar bu NH3'tür. Yani burada azot döngüsünden bahsediliyor. Karbon döngüsü yazılamaz. Cevabımız A. 3. Bir öğrencinin yaptığı araştırmada ulaştığı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Tabloları incelediğimizde arkadaşlar sera gazları ve küresel ısınmanın etkilerinden bahsediyor. Bakın havadaki karbondioksit miktarı son 650 bin yılın en yüksek seviyesindeymiş. Geçmişten günümüze en sıcak günler 19 yılın 18'i 2001 yılından sonra gerçekleşmiş. 2012 yılında Kuzey Kutup bölgesindeki buz miktarındaki azalma rekor seviyeye ulaşmış. Uydu verileri dünyanın kutup buz tabakalarının kütlesinin azaldığını göstermiş. A. Havadaki karbondioksit miktarının artması küresel sıcaklığın azalmasına neden olmuştur. Tam tersi artmasına neden olmuştur. O yüzden yanlış diyoruz. Küresel sıcaklığın artması Kuzey Kutup bölgesindeki buz kütlesindeki değişmeyi etkilememiştir diyor. Hayır, tam tersi. Bakın burada azalma rekor seviyeye ulaşmış. C'ye bakıyoruz. Karbondioksit miktarının giderek artması buz levhalarının kütlesinde azalmaya sebep olmuştur. Evet, bakın o da zaten burada söylüyor arkadaşlar. Cevabımız C diyoruz. Dördüncü sorumuz. Madde döngüleriyle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? 1. Madde döngülerinde sadece canlı varlıklar etkilidir. Hayır, canlı ve cansız bütün varlıklar etkilidir. O yüzden yanlış. Su döngüsü için buharlaşma ve yoğunlaşma çok önemlidir. Evet, buharlaşma ve yoğunlaşma olmadan su döngüsünden bahsetmek mümkün değildir. Doğru diyoruz. 3. Karbon döngüsündeki bir aksaklık oksijen döngüsünü de etkiler. Evet, herhangi bir madde döngüsündeki aksaklık dünyadaki bütün döngüleri etkiler arkadaşlar. O yüzden bu da doğru diyoruz. 2 ve 3 D şıkkı. 5. sorumuz. Görselde azot döngüsünde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Azot döngüsü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Azotun toprağa aktarımında yıldırım ve şimşek olayları etkilidir. Bakın zaten burada ok işaretiyle gösterilmiş. Bu doğru arkadaşlar. Ayrıştırıcılar canlı atıklarında bulunan azotun toprağa geçmesini sağlar. Bakın burada işaretli olarak veriliyor ki ayrıştırıcıların en önemli görevlerinden biri de bu zaten. Bu da doğru diyoruz.
Topraktan havaya azot geçişi gerçekleşmez. Yanlış arkadaşlar, gerçekleşir. Yine ayrıştırıcı canlılar sayesinde olur. Yani cevabımız 1 ile 2. C şıkkı. 6. Aşağıda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin 2016 yılı sera gazı emisyonunun sektörel dağılımlarına ait pasta dilim grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Sera gazı emisyonunda ilk 3 sırada bulunan sektörler Türkiye ve AB'de aynıdır. Bakın öncelikle enerji, bakın burada da enerji, sonrasında sanayi ve tarım. En az da atıklar da var. Yani bu doğru arkadaşlar. Türkiye'de sera gazı emisyonu miktarı en fazla olan sektör enerjidir. Evet bakın %71.9 ile enerji, doğru. Zaten AB'de de aynısı bu. Buna da doğru diyoruz. ABD sanayi sektöründeki sera gazı emisyonu tarım sektöründen fazladır. ABD'de bakın 8, tarımda 9.8. Yani fazla değil arkadaşlar. Tam tersi azdır diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 7. soru. Öğretmen sürdürülebilir kalkınmayı anlatırken konuyu iki başlık altında anlatmıştır. Başlıklarla ilgili öğretmenin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Gereksiz yanan ışıkları söndürmeliyiz. Evlerimize ısı yalıtımı yapmalıyız. Bozuk muslukları değiştirmeliyiz. Dikkat edersek burada tasarruftan bahsediliyor arkadaşlar. Elektrik tasarrufu, bakın ısı yalıtımı yine ısı tasarrufu anlamında. Ya da evimize kullandığımız işte ısı yalıtımı sayesinde doğayı daha az kirletmemiz. Bozuk musluklar da yine su tasarrufuyla ilgili. Tekrar değerlendirilebilecek ambalajları kullanmalıyız. Atıklarımızı ayrıştırmalıyız. Bu da dikkat edersek arkadaşlar geri dönüşümle alakalı. Buna göre öğretmenin bahsettiği başlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birinci başlık yenilenebilir enerjinin önemi. Hayır, bu alakalı değil arkadaşlar. Bu daha çok tasarrufla ilgili. Birinci başlık ham madde tasarrufu. Hayır, bu iki ile alakalı arkadaşlar. Ham madde tasarrufu. Çünkü geri dönüşüm. C. Birinci başlık kaynakların tasarruflu kullanımı. Evet bakın, elektriği tasarruflu kullanıyoruz. Yine evimizde kullandığımız fosil yakıtları tasarruflu kullanıyoruz. Suyu tasarruflu kullanıyoruz. Yani doğru. İkincisi ise demiş bakın geri dönüşüm, ki zaten bakın tekrar değerlendirilebilecek ambalajları kullanmalıyız diyor. Yani geri dönüşüm doğru. Cevabımız C şıkkı. Kaynakların tasarruflu kullanılması ile ilgili önerilerinden hangileri doğrudur? Kış aylarında kalorifer peteklerinin önü kanepe, koltuk gibi eşyalarla kapatılmamalı. Evet, doğru bir öneri. Çünkü onlardan gelen ısıyı engelliyor arkadaşlar. Onlara bir nevi yalıtım da sağlamış oluyor ama bizim zararımıza olan bir yalıtım. Tasarruflu lambalar yerine akkor lambalar demiş. Tam tersi olacak arkadaşlar. Akkor yerine tasarruflu lambalar demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış. İçerisinde yemek pişirilen fırının kapağı sık sık açılmalı demiş. Tam tersi, açılmamalı. Çünkü açıldıkça içindeki ısıyı kaybediyor. Fazladan pişirmemiz gerekiyor. Gündüz evin güneş alması için perdeleri açılmalı. Evet, bu da doğru arkadaşlar. 1 ile 4 diyoruz. B şıkkı. 9. Aşağıda ekolojik ayak izini hesaplamaya yönelik teste ait bazı sorular verilmiştir. Bu teste katılan 4 kişinin cevapları aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi kişinin ekolojik ayak izi en büyüktür diyor. Biz yukarıdaki seçeneklerden en büyükleri işaretleyelim. Bakalım buraya hangisi uyacak arkadaşlar. 1. Hayvansal gıdaları ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Çoğunlukla diyen en fazla olacak. Komşularınıza kıyasla ne kadar çok üretiyorsunuz? Bakın yine daha fazla diyor. Yani yine C olacak. Evinizin büyüklüğü yaklaşık olarak kaç metrekaredir? Bakın burada 180 üstü diyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla fosil yakıt kullanmak zorunda kalacak evi ısıtmak için falan. Yine aynı şekilde evi temizlemek için fazla miktarda elektrik, aydınlatma için yine fazla miktarda elektrik tüketeceği için en fazla A'da olur. Araba kullanarak haftada ortalama ne kadar seyahat ediyorsunuz? Bakın yine en fazla 300 kilometre ve üzeri diyor. Yani C, C, A, A olan arkadaşımızın ayak izi en fazla olacak arkadaşlar. Seçeneklere baktığımız zaman bakın burada C, C, A, A demiş. Yani L olacak arkadaşlar. Cevabımız B. Buna göre verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kyoto protokolü ile ilgili bilgi verilmiş. Kyoto protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik tek uluslararası çerçevedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Protokole dünya ülkelerinin büyük bölümü ve ülkemizin de içinde yer aldığı 191 ülke ve AB taraftır.
Kyoto protokolündeki amaç atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamaktır. Küresel iklim değişikliğine duyarlılık oluşturmak için imzalanmış bir protokoldür. Evet, doğru. Sera gazı yoğunluğunu dengede tutmak amaçlanmıştır. Bakın zaten burada bu şekilde söylüyor. Şuradaki özellikle. Bu da doğru. Protokolü imzalayan ülkeler küresel ısınmadan etkilenmeyen ülkelerdir. Arkadaşlar yanlış, çünkü adı üstünde küresel ısınma. Yani dünyanın her tarafı bundan etkileniyor. Cevabımız C. 11. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 32 milyon ton evsel atık üretildi. Bu sonuca göre bir kişi ortalama günde 1.17 kilogram, yılda ise 421 kilogram çöp üretiyor. Dünyanın genelinde ise yılda 2.2 milyar ton çöp üretiliyor. Belediyeler 2016 yılındaki bütçelerinin büyük bir bölümünü temizlik işleri için arıyor. Türkiye çöplerini sadece %11'ini ayrıştırabiliyor. Türkiye'de çöp denildiğinde insanların yalnızca %11.6'sının aklına geri dönüşüm geliyor. Geri kalanlar çöpü bir an önce uzaklaştırılması gereken bir yığın olarak görüyor. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar ülkemizdeki geri dönüşüm oranlarından bahsetmiş ve ürettiğimiz çöplerden ülkemiz dünyada diğer ülkelere oranla daha fazla çöp üretmektedir. Yanlış arkadaşlar. Evsel atıkların fazla üretimi devlet bütçesine herhangi bir zarar vermez. Hayır, tam tersi verir. Ülkemizde insanların geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Evet, maalesef öyle arkadaşlar. Çünkü bakın burada zaten söylüyor. %11'ini ayrıştırabiliyormuşuz. Sadece %11'imizin aklına geri dönüşüm geliyormuş. Cevabımız A diyoruz. Yalnız 3. 12. Geri dönüşümle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ham madde tasarrufu sağlar. Evet, bu zaten en önemli amaçlarından ve faydalarından biri. Yüksek maliyet gerektirir demiş. Yanlış arkadaşlar. Düşük maliyet gerektiriyor. O yüzden cevabımız B diyoruz. Doğal dengenin korunmasını sağlar. Evet, çünkü çevre kirliliği ve enerji üretimi sayesinde havayı kirletmiyoruz. Farklı maddeler üretilir. Evet, geri dönüşümden elde ettiğimiz maddelerle farklı maddeler üretebiliyoruz. Bu da doğru. Yanlış cevabımız B. 13. 2015-2016 yıllarında ülkemizde piyasaya sürülen bazı ambalaj miktarlarının ve bunların geri dönüşüme kazandırılma miktarlarının sayısal değerleri grafikte gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A. 2015-2016 yılları karşılaştırılınca hangi ambalaj ürününün geri kazanım oranı artmıştır? Arkadaşlar buna cevap verilebilir. Çünkü bakın 2015 ve 2016'ya bakıyoruz. Üretilen ve geri dönüştürülenler var. Dolayısıyla buna cevap verilebilir. 2016 yılında 2015 yılına göre kağıt geri kazanımı neden azalmıştır diyor. Arkadaşlar burada neden azalması ile ilgili, yani bu dönüşüm artarken azalırken bunun sebepleri ile ilgili bilgiler yok. O yüzden buna ulaşamayız. Cevabımız B şıkkı. 14. Sürdürülebilir kalkınma planının işlerlik kazanabilmesi için var olan enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi afişte anlatılmak istenen mesajla daha uyumludur? Bakın burada dikkat edersek var olan enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Temiz enerji kaynaklarını, yani arkadaşlar yenilenebilir. Bakın burada güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, bunlar verilmiş. Bunlarla ilgili bilgilere bakacağız. Geri dönüşüme önem verilerek ham madde kullanımının arttırılması. Ham madde kullanımını arttırmıyoruz arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji kullanılması, ki zaten bakın burada ondan bahsediliyor. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.